Merhabalar İstanbul Ataşehir'deyiz ve estetik plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı operatör doktor Deniz Küçükkaya'yı ziyaret ediyoruz. Konumuz meme estetiği. Meme küçültme, meme büyütme ve meme toparlama adına ne varsa Deniz Hoca'ya soruyoruz. Merhabalar hocam nasılsınız? Sağ olun sizler nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş Sizleri bulduk. tekrar görmek çok güzel. Çok teşekkür ederiz hocam. Yeni sezonu açıyoruz yavaş yavaş. Yaz mevsimini arkamızda bıraktığımız bugünlerde hocam. Acaba yaz mevsiminde en çok hangi operasyonları yaptınız? Tabii yaz da bizim için yoğun geçti oldukça, e, izin ayı malum, e, sıcaklar da vardı ama insanların yine yoğun bir talebi vardı. Özellikle tabii ki vücut estetiği, vücut estetiği dediğimiz zaman da meme estetiği ile ilgili operasyonları çok fazlasıyla yaptık. E, bununla beraber yine liposuction dediğimiz ameliyatları özellikle yazın başında hatta yazın ortalarında da yoğun bir şekilde yaptık. E, yine bizim en sık yaptığımız ameliyatlar özellikle izin dönemlerini bu dönemlere denk getirebilen insanlar için burun ameliyatları olsun. Bunları çok sık gerçekleştirdik. Yine saç ekimlerini çok sık bir şekilde yaptık. Artık kış mevsiminde tabii ki bu ameliyatlar birazcık daha yoğunlaşarak çünkü insanlar daha çok soğuk zamanlarda ameliyatlar yapmayı daha çok tercih ediyorlar ki yaza ve bahar aylarına doğru birazcık daha ameliyatlar oturmuş olsun sonuçlarını daha iyi görebilmiş olsun. Yaza hazır gelsinler evet, mi hocam? Evet. yaz demek bikini mevsimi ve bütün vücudumuzun ortaya çıktığı e, tabii mevsim. Tabii ki demek. yani birazcık daha hani kısa kollular giyiliyor birazcık daha askıllar giyiliyor hani hava sıcak olduğu için hani birazcık daha insanlar vücutlarındaki deformitelerin ya da sıkıntıların birazcık daha fazla fazlasıyla farkına varıyorlar. E biz de o devrede, o arada zaten devreye giriyoruz. E oradaki ne bileyim, hani bir mevsimle ilgili bir sıkıntı varsa işte küçüklüktür, büyüklüktür o noktada gerekli olan müdahaleyi yapıyoruz. Yine liposakşın, yağ alma, işte basen fazlalıkları, belle ilgili fazlalıklar. Hani o genel anlamda vücudun kontür hatlarını belirleme noktasında e bizler de fazlasıyla devreye giriyoruz tabii ki. Peki biz, <laughs> pardon, biz kadınlar için hocam herhalde değil mi en önemli unsurlar meme bölgesi ve bununla ilgili hangi estetikler yapılıyor? Biraz bunlardan bahseder misiniz? Tabii şimdi meme çok önemli. hani Meme kadınlık organlarından birisi aslında. Kadının vücut hatlarını belirleyen en önemli yapılardan birisi. E bu hep tarih boyunca da böyle olmuştu. E ressamların e resimlerine yansımış... E, hep böyle hani heykellere yansımış, böyle bereketin, bolluğun simgesi olarak gösterilmiş edilmiş. E, çok önemli yapılardan birisi. Günümüzde de e, önemli, geçmişte olduğundan belki daha da önemli. Çünkü bu özellikle sosyal medyadır, özellikle insanların birazcık daha böyle birbirlerini daha yakından takip edebilme. Eskiden birbirimizi sadece gördüğümüz zaman bir ilişkimiz olabiliyordu. Ama artık telefondan oradan buradan sürekli fotoğraf paylaşıldığı için bu insanın kendi bedeniyle ilgili algısı çok daha fazlasıyla arttı diyebiliriz. Mehmet tabii ki önemli hani büyük olup sarkık olması başka bir dert. Küçük olup hiç olmaması daha ayrı bir dert. Yani kadın için her daim meme ile ilgili en ufak bir sorun çok ciddi problemler haline gelebiliyor. E bu noktada tabii kendi meme büyüklüğünden gelecek olursak, hı hı. şimdi büyük meme aslında fonksiyonel anlamda kadını çok fazlasıyla zorlayan bir şey. Çünkü bakın bir memeden sadece ameliyat sırasında 2 kiloya yakın doku çıkardığımız hastalarımız var. Şimdi bu ne demek 2-2-4 kiloluk bir ağırlık. Biz yeri geliyor bir kravat bağladığımızda ya da küçük bir kolye bile taktığında bir bayan ya da bir erkek. O bazen böyle boynunu rahatsız edebiliyor. Bu kadınlar genellikle hani genç yaşta da böyle bir ameliyatla ilgili bir sıkıntı, stres böyle hep erteleniyor erteleniyor. Omurga erilikleri olmaya başlıyor. İster istemez böyle hep bir saklama ihtiyacı, sosyal anlamda sıkıntı, kıyafet bulmakta sıkıntı. Özellikle yaz aylarında meme altlarında kötü koku, pişik. Yani böyle insanın kendisini kötü hissettirebilecek her türlü sorunu beraberinde getirebilen bir durum. Çok ciddi ve sağlık, sağlık sorunu. E çok sağlık sorunu. Birçok kadın var omuz ve sırt ağrılarının nedeniyle fizik tedaviye da ortopedi uzmanlarına gidiyor. Halbuki sorunun en temel kaynağı iri ve büyük memelerinden kaynaklanıyor. Çünkü sürekli aşağıya doğru bir çekim, sürekli aşağıya doğru bir çekim. Bakın bu 2 hani 2 ile 2 4 kilo dedim ya. O hastamızın ert yani o gün akşamınki yürümesini bir görseniz mesela hastanede. Yani böyle gelen hanımefendi ameliyatın aynı gün akşamında çok daha dik ya şunu söylüyorlar. Daha rahat nefes alıyoruz. Birden hafifliyor e tabii. tabii ki daha rahat nefes aldığımızı söylüyoruz ve uzun vadede de hep çevreden gelen tepki sen zayıfladın mı? bir şeyler olmuş. Hani bir şey... çünkü o ister istemez kıyafetleri de daha büyük almanızı sağlıyor. Yani hani omuzları daha geniş kıyafetler alıyorsunuz. Sürekli kilolu e, sürekli bir görüntü. Kilolu bir, kilolu bir görüntü oluyor. Bu e, fazlasıyla rahatsız ediyor. Dolayısıyla meme ameliyatları aslında estetikten daha ziyade fonksiyonel amaçlı, sağlık amaçlı yaptığımız ameliyatlardır. E, yani hani bir günlük hastanede kalma süresi yetiyor. Hı. E, çok ağırlı bir ameliyatta değildir. Elbette ameliyata bağlı birkaç günlük ağrıların olması normal. Ama hani çok böyle sancılı, sıkıntılı geçen bir süreci olmaz çoğunlukla. Ameliyat olduğu unutulmamalı. Komplikasyon dediğimiz işte cildin altında kan toplanması, sıvı toplanması, enfeksiyon, ne bileyim yarada belli bir noktada bir iz kalması gibi durumlar olabilir. Bunlar %1'dir, %5'tir. Bunlardan daha yüksek değildir. Artık biz de hani Türk plastik cerrahisi olarak çok çok ilerlediğimiz için Amerika standartında, Avrupa standartında hatta belki yeri gelip onlardan çok çok daha iyi sonuçlarla bu operasyonları gerçekleştirdiğimiz için çok yoğun da bir taleple karşı karşıyayız zaten. Ee, yani meme büyüklüğünü bu şekilde özetleyebiliriz. Mesela meme büyüklüğüyle ilgili en önemli söylenmesi gereken şeylerden birisi aslında şu. İşte bu meme kanseriyle ilgili son zamanlardaki farkındalık e, Hı -hı. hep böyle anlatılıyor işte. Ki Ekim hani, ayı zaten Yani aynı öyle meme ile ilgili bir ay hani bunun farkındalığıyla alakalı. Evet. Hani mesela biz e, meme küçültme ameliyatlarında Sonrasında meme kanserinin birazcık daha az görüldüğü tespit ediliyor. Bu bilimsel bir çalışmadır. E bunun tabii ki en temel sebebi aslında şu: Siz orada bir 300 gram meme dokusu var, siz bunun zaten 200 gramını alıyorsunuz. Dolayısıyla 200 gramdan kaynaklanabilecek herhangi bir kötü huylu şeyi de ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Ha, biz bunu tabii ki meme kanserinden korunmak için yaptığımız bir ameliyat değil. Ama ikinci anlamda kazancı olduğunu da hmm. hani bilinmesinde fayda var. Ee, hani bu meme küçültmeyle ilgili başka emzirme ile ilgili hep mesela sorulur edilir. Hani emzirmeyi etkiler mi? Etkilemez herhangi mi? bir hangi sorun yaratmıyor. Yani, Şöyle değil mi? yani biz bu ameliyatları 18 yaşından sonra başarılı bir şekilde uygulayabiliyoruz. Hatta bazen özellikle ergenlik döneminde belki çok kişilerin çevrelerinde olmayabilir ama 13 yaşında, 14 yaşında, işte ilk adet dönemine başlayan genç kızlardı. Memeler yavaş yavaş büyümeye başındı bazı genç kızlarımızda maalesef memeler çok fazlasıyla iri bir şekilde ortaya çıkmaya başlıyor. E o ergenlik dönemi hem psikolojinin çok etkilendiği hem böyle 18 yaşına kadar bile yeri gelip bizim bu ameliyatı yaptığımız memek küçültme yaptığımız bayanlar var. Çünkü çok ciddi sıkıntı yaratıyor. Hani illa 18 yaşında beklememiz de gerekmiyor bazı durumlarda. Çok çok nadir olsa da. Ne zaman A ihtiyaç duyulursa. Aynen öyle yani. Bundan... Eğer şimdi 15 yaşında bir genç kız çok iri memeleri var. E tam gelişme çağı hani bütün bakışları kendi üstünde gibi düşünüyor. E Tabii. Omurgasının gelişme çağı. dolayısıyla bu yaşlarda bile çok çok nadir olsa yapılabilir. 18 yaşından sonra başarılı bir şekilde yapıyoruz biz bu ameliyatları. Kullandığımız teknikler olabildiğince süt vermeye daha az zarar verebilecek olan tekniklerdir. Ha hiç etkilenmez, tamamen hiçbir şey olmaz diyebilmemiz birazcık zor memek şürtme ameliyatlarında Ama biz meme başıyla meme dokusunun bıraktığımız meme dokusunun bağlantısını olabildiğince koparmadan bir operasyon gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla ameliyat sonrasında emzirme ile ilgili olarak da ciddi problemler beklemiyoruz. Ama hani bu sıfır diyemeyiz buna. Ama biz bunun için sizin yani 18 yaşında bir genç kız kocaman memeleri var, omuz ve sırt ağrısı var, sosyal anlamda sıkıntı yaşıyor. Ya sen bir 10 sene sonra doğuracaksın hadi biz bunu yap öyle bir şeyimiz yok. Çünkü insan hayatında hani e, her geçen gün çok değerli, çok kıymetli ve zaten bizim meme küçültme yaptığımız sonrasında emziren o kadar çok hastamız var ki bu yaşamın pratiğiyle de böyle zaten, bilimsel çalışmalarla da böyle. Kaliteli bir yaşam sürdürmek için. E tabii için. ki çok Pire önemli. Bu tabii etmek ki etmek. Aynen, aynen. aynen, tabii ki. Peki meme küçültmeyi konuştuk hocam. Ee, şimdi de memelerinden yeterince memnun olmayan, daha büyük, daha dolgun göğüslere sahip olmak isteyen bayanlar için ne gibi yöntemleriniz var? Şimdi tabii hani memenin hani olup büyük olması problem, olmayıp küçük olması problem, olup özellikle doğumlar sonrasında içlerinin boşalıp böyle içi sönmüş balon tarzında meme başlarının aşağıya baktığı görüntüler olması hani kötü. Bu kadının kendini çok kötü hissetmesine sebep oluyor. Yani memesi olmayan bayanlar tabii ki şu anda günümüzdeki en önemli çözüm silikon meme protezleri. Yani yaklaşık 40 yıla yakın bir süredir kullanılıyor. Artık güvenlikleriyle ilgili olarak da ciddi problemlerimiz yok. Elbette bir ameliyat, elbette ki bir iyileşme süreci var. Elbette hani belli olumlu olumsuz tarafları var ama hani günümüzde Amerika'da dahil, Avrupa'da dahil, bizim ülkemizde dahil meme büyütmek için en ideal yöntemdir silikon meme protezleri. Ee, yani hani operasyon süresi ortalama 1-1,5 bir, bir saat kadar. Çoğu meme protezi hastamızı aynı günün akşamında eğer her şey yolunda giderse evine bile gönderebiliyoruz. Artık bu kolaylıkta yapılabiliyor bu ameliyatlar. Bu çok ameliyatlar. önemli hocam evet. çünkü biz yurt dışından oldukça fazla e, izlenen ki, bir kanalım. Tabii ki, tabii ki. Yani yurt dışından gelecek olanlar için de ben mesela... İşte biz bu oteldir, transferdir. Bunların hepsini organize ediyoruz zaten. Sadece bu uçak biletlerini almalarını istiyoruz. Ama mesela diyelim hastamız geldi. Hani kendisini iyi hissediyor ama ben onu bir gece hastanede yatırıyorum yurt dışından gelmişse. Otele göndermiyorum. Çünkü o benim yine hastanede gözetimim altında kalsın istiyorum. Ertesi günde kendini iyi hissetmezse yine otele göndermiyorum. Yine hastanede tutuyorum. Çünkü yalnız geliyorlar bazen. Otelde böyle bir tedirginlik vesaire şu hani birazcık sosyal nedenlerden dolayı. Hani sosyal nedenlerde hmm. çünkü bizim işlerde sadece kişinin hani sağlık problemlerinin optimum çok güzel çok iyi olması değil, sosyal açıdan da özellikle yurt dışından geliyor. Türkiye'ye bir iki defa gelmiş, belli bir çekinme durumu var. Hani böyle bir işte yalnız mıyım? Şu, hani ot ama otelde olunca kendini birazcık daha yalnız hissedebiliyor. En azından kendini daha iyi hissettikleri anda otele göndermiyor. Ama... İstanbul hastası ailesiyle burada oturuyor. O zaman aynı gün akşamında gönderebiliyoruz da hani sağlığı el verdiği sürece. E, silikon ve protezleri hani oldukça yüz güldürücüdür. Hastalarımızdan biliyoruz. Bunun bilimsel olarak biliyoruz. Yani hastalarımız görüşmeye geldiklerinde böyle daha omuzlar kendi içine kapanık. Daha böyle bir Hani onu az da olsa böyle bir gizleme saklama ihtiyacı gibi. Ama inanın buna ameliyatın 3. 4. günü itibariyle hani birazcık ağrılar hafifleyip birazcık daha kendisini daha iyi hissettiği andan itibaren inanın o omuzlar bir geriye doğru gitmeye başlıyor. Birazcık daha böyle hani bu şey için de değil hani böyle bir e, kendisini daha iyi hissettiğini gözlemliyorsunuz. Hemen kişinin. Yani aynı öyle kendisini daha Oluşuyor. iyi hissettiğini görüyorsunuz. Hani aynaya baktığındaki o ifadesinin çok daha iyi olduğunu görüyorsunuz. Daha mutlu bir ifade oluyor. Elbette bir ameliyat hani işte yine kan toplanması, sıvı toplanması, enfeksiyon bunların hepsi olabilir. Her hasta da olabilir bunlar. Bunu bir Amerikalı meslektaşımız yaptığında da var. İngiltere'de bir yaptığında da var. Burada da yaptığımız da var. Bizim oranlarımız onlara göre az ya da... Dünya standartları neyse bizim bütün uygulamalarımız da öyle. Kullandığımız protezler, Amerika'daki bir plasçeren kullandığım protezleridir. Kullandığımız dikiş iplikleri aynı şekilde, anestezi imkanlarımız aynı şekilde. Dolayısıyla hemen hemen neredeyse artık standart hatta bilimsel düzeyde yani bu işte toplantılar, kongreler, bilimsel takip düzeyinde biz birçok noktada birçok ülkeden çok çok daha ileri noktadayız. Yani hani çünkü ameliyat sayılarımız fazla, tecrübelerimiz daha fazla. Ve maliyetlerimiz artıyor. düşük değil mi e, Maliyetlerimiz mi hocam? birazcık daha uygun ama son zamanlarda bize şöyle şeyler de oluyor özellikle Avrupa'dan. Yani sizin rakamlarınız sanki hani Almanya'yı şey Belçika'yı falan aşıyor gibi oluyor diyor. Yani onlar da bir miktar herhalde düşürüyorlar rakamlarını. Çünkü şey çok ciddi düzeyde bu tarafa bir talep var. Ama hani bizim rakamlarımız da evet bir Almanya'da iyi yapan kliniklere göre birazcık daha uygun. Ama hani bazen bu tarz böyle küçük serzenişler de artık almıyor değiliz yani hani. Bu noktada şunu söyleyebilirim. Mesela bizim yurt dışından gelen hastalarımız var. Bunlar burayı tercih etmelerinin en önemli nedeni aslında ekonomik düzeyde bizim uygun olmamız değil. Birinci sebep, en önemli sebep bizim işimizi iyi yapıyor olmamız. Çünkü görüyorlar bizim ortak yurttaşlarımızın arkadaşları oluyor genelde bunlar. Ameliyat etmişiz biz bir yurttaşımızı Fatma Hanım'ı, Ayşe Hanım'ı, Meral Hanım'ı birini. Onun iyi olduğunu görüyorlar. Ha biz de gidip olabiliriz evet Türkiye plasçelayda iyi. Rakamlar ne bu? Ya rakaman tamam hani çok problem değil diyorlar. Çünkü siz bir Avrupalıyı... Ülkemize getirip bir sağlıkla ilgili hizmet sunmanız sadece fiyat bazlı çok olası değil. Yani siz kötü bir hizmet üretip bunu ucuza veriyor olsanız bir tane bile Avrupalı buraya gelmez. Tabii. İşinizi iyi yapacaksınız. Elbette Avrupa standartlarından rakamsız olarak bir miktar daha aşağıda olması onları buraya birazcık daha cezbediyor. Ama siz işinizi kötü yapıp e ben yarı fiyatını yapıyorum işte sunu o da bizi kalkındıracak ya da hani onları buraya getirecek bir şey değil açıkçası yani hani hatta röportajlarımız da var işte hani evet, Aleksandra ve karşılaştık aynen. Az yani önce hani onlarla da görüşeceğiz, <laughs> onlarla da görüşeceğiz. onlar da anlatacaklar onlar evet. kendileri söyleyecekler aynen bir de onlardan dinleyelim peki gelmişken meme operasyonu için özellikle de uzaktan geliyorlarsa beraberinde başka hangi operasyonlar yapılabilir Tabii şimdi meme estetiğinde genellikle doğum sonrasında eğer yapılıyorsa hı hı. E, hani memelerde bir sarkma, toparlama, dikleştirme ile beraber bazen dolgunluğu sağlamak için bir protez de yerleştiriyoruz. Hani dikleştirme ile beraber mem, silikon meme protezi. Bununla beraber özellikle doğum sonrasında hep vurguluyorum. Karın bölgesinde de problemler olabiliyor. Ne gibi problemler oluyor? İşte çatlaklar, işte doğum sonrası böyle geçmeyen cilt sarkıkları, yağ fazlalıkları gibi, göbekte bazen böyle problemler, bazen genital bölgede problemler, vajen bölgesinde problemler. Biz genellikle meme estetiğini yaparken özellikle doğum sonrası doğum yapmış bayanlarda karın germe ameliyatını da bununla beraber kombine edebiliyoruz. Tabii ki sağlık durumu uygunsa, tabii ki kan durumlarında herhangi bir problem yoksa, herhangi bir enfeksiyonu, herhangi bir sağlık problemimiz yoksa Hatta ben çoğu yurt dışından gelecek olan hastalarıma böyle kombine yani birkaç ameliyatı bir arada yapacaksak ya küçük bir kan tahlili orada yaptırın, mümkünse bir aile doktorunuzla bir görüşün hani bir sağlık probleminiz var mı yok mu diye bir ön e, oradan bir değerlendirmeden geçmelerini hep e, tavsiye ediyorum. Tabii ki biz buraya geldiklerinde gerekli olan değerlendirmelerini, her şeylerini yapıyoruz. Ona göre elbette karar veriyoruz. Bunun haricinde yine doğum yapmış bayanlarda genital estetiği de aslında vurgulamak istiyorum bir miktar. Hani bu evet. hep böyle bir çekinilen uzak durulan bir iş gibi ama, ama çok yani hani insanın önemli. özel hayatı yani o anlamdaki hayatı çok önemli. Çok hani eşiyle olan mutluluğu, kendi mutluluğu, kadın cinselliği çok önemli. Özellikle normal doğumlar sonrasında genital bölge ciddi düzeyde bir zedelenme, zarar görme gibi bir durum içerisinde olabiliyor. Bu daha sonrasındaki özel hayatı birazcık mutsuz kılabiliyor. Biz yine işte meme estetiğini yaparken, karın gelmesini yaparken vajen bölgesiyle ya da oradaki küçük dudaklar dediğimiz bölgelerle ilgili gerekli olan müdahale işte vajen daraltma, boşluğun daraltılması ya da küçük o dudakların küçültülmesi ya da şekillerin düzeltilmesi gibi müdahaleleri de beraberinde yapabiliyoruz. Bunun haricinde diyelim 19 yaşında bir genç bayana meme estetiği yapıyoruz sadece. Meme büyütme, silikon protezi. Ama burnuyla ilgili de bir problemi var. Aynı zamanda ikisini beraber yapabiliriz. Yani rinoplasti dediğimiz burnunun şeklini düzeltme ameliyatını. Ya da bir kepçe kulak problemi var. Yine aynı ameliyat sırasında olabilir. Ya da yine bir liposakşın hani yağ fazlalıkları var lokalize bölgesel. Bunlara dönük müdahalesini yapabiliriz yine aynı yani şekilde. Yani bir kere uyutulup bu kombine Tabii ki hepsi bir arada olabilir tabii ki. Çok yani güzel. yurt dışından geliyorlarsa böyle bir işlem için kombine ameliyatları için bir 7-10 günlük süre burada yeterli çoğu zaman. Ee, yani bu 7-10 günlük süreyi de şunun için acil olur da herhangi bir sıkıntı problem olursa müdahale edebilelim diye. Ha 10. günün sonunda gittiler bizim onlarla ilgili takipimiz bitmiyor. İşte Esin Hanım var, Asit Hanım, işte Meryem Hanım var, Asuman Hemşire Hanım var, Hüseyin Bey var, şoförümüz. Ekibimiz de her zaman onların yanındayız. Telefonla, maille, işte WhatsApp, sosyal medya bunlar aracılığıyla bize zaten sürekli ulaşabiliyorlar. Sürekli belli diyalog halinde zaten yürütüyoruz bu işi. Harika hocam. Şimdi ben birazcık da hastalarınızla görüşmek istiyorum müsaadenizle. Tabii Size ki. Size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Ich heiße Frauke Suvolto. Ich komme aus Bielefeld in Deutschland. Bielefeld adım Frauke Suvolto. Um, es war eine Empfehlung von einer Freundin, die schon hier war und sich auch hier hat Fett absaugen lassen und um, es mir weiterempfohlen hatte. Benim bayan arkadaşım, kendisi Doktor Deniz Küçüköyle liposaksiyon yaptırdı. Bana kendisi tavsiyetti, ben de bu yüzden buraya geldim.

sunulan hizmet ve şeyler ilgi alaka çok çok iyi olduğu için tabii ki buraya seçtim. Wir haben das quasi mit einer Städtereise verbunden, waren insgesamt fünf Tage hier, ähm, davon zwei Tage im Krankenhaus. biz bunu bir şehir gezisiyle aslında kombine ettik. Ee, beş günlük bir geziydi. İki gününü sadece hastanede geçirdim. Geri kalan günleri de gezdik. Am Tag nach der Operation war schon wieder alles ganz normal möglich. Ameliyattan bir gün sonra her şey çok normale dönmüştü. Normal. Evet, evet. auch schon völlig unproblematisch zu Hause. Auch Flug war auch gar kein Problem. Also ich hatte keine Einschränkung. Burada da hiçbir sorun yaşamadım. E, İşe yani eve döndükten sonra da zaten yaşamadım. Uçuşta da herhangi bir problemim yoktu. Hiçbir e, engel çıkmadı karşıma bununla ilgili. <laughs> Nein, ich bin ähm, um, durch Empfehlungen bin ich hier nach Istanbul gekommen. Warum Istanbul? Istanbul, äh, uh, klar, rein pre preislich eine Frage. Bei uns in der Schweiz kannst du dir so eine Verschönerung einfach nicht einfach so leisten. İsviçre'de estetik operasyonlar maddi olarak karşılamak herkes için mümkün değil. Fiyatlar çok yüksek. İstanbul'a gelme nedenimiz de tabii ki bu. Deniz Bey bize tavsiye edildiği için geldik. İstanbul fiyat açısından daha ekonomik. Uygulamanın çok daha zor olacağını düşünmüştüm. Ağrı açısından her şey çok iyiydi. Kuzenim daha önce burada bu ameliyatı yaptırmıştı. Bana kendisi Deniz Küçük Kaya'yı tavsiye etmişti. Türkiye'nin bu konuda namı iyi. O yüzden burada bu ameliyatları yaptırdım. Beziehungsweise weil ich ja nicht erwartet habe, dass das so ein Service wird mit Flughafenabholung und egal was man braucht, ist es ist immer bereit, der hieße ihn und ja, ich bin sehr zufrieden, man kann sich auch sehr gut auf ihn verlassen. Her şeyden son derece çok memnunum. Doktor Bey çok güvenilir bir insan. Bu kadar hizmetin verileceğini tahmin etmemiştim. Havalimanından alınıp otele getirilme, götürülme çok güvenilir bir ekip. Hocam hastalarınızla görüştük. Gayet memnun görünüyorlar. Çok da güzelleşmişler. Bu şekilde ülkelerine geri dönecekler. Sizin son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Ya, ya tabii ki bizim için önemli olan şey hastalarımızın söylediği. Bizim ne anlattığımızdan ziyade hani memnuniyetlerini kendilerinin anlatması bu tek başına da benim diyen yani bir Türk plastik cerrahisinin aslında başarısıdır gelmiş olduğu noktadır. Ee, yani yurt dışından bu şekilde çok yoğun bir taleple karşı karşıyayız. Bunun en önemli sebebi işimizi iyi yapıyor olmamızdır. Harika. Ellerinize sağlık diyoruz. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı operatör doktor Deniz Küçükkaya ile birlikteydik. Bizden ayrılmayın.